Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Aziz ve muhterem izleyenlerim, Kur'an iklimi programındayız. Maide suresi üzerinde sohbet ediyoruz. Ve İsrailoğullarının Allah-u Teala'ya verdiği sözden caymaları, misakı yerine getirmemeleri ve bundan dolayı Allah'ın lanetine uğradığı belirtilen ayeti kerime 13. ayeti kerimede de kalmıştık ve Allahu Teala buyuruyordu ki Bismillahirrahmanirrahim fe bima naqdihim İşte İşte bu Allah'a verdikleri sözü tutmadıklarından dolayı çiğnediklerinden dolayı naks dolayı le'annahum ve Allah onlara lanet etmiştir. Biz onlara lanet ettik. Ve cealna kulubehum ve kalplerini kas katı yaptık. Kalpleri kas katı olu verdi. Bunun üzerinde de iyice düşünmek lazım ha. Allah korusun. Demek ki Allahu Teala'nın lanetine uğramanın neticesi nedir? Kalplerin kasvetleşmesi kasavettir, kasvettir, kat katı kesilmesidir. Yani bunun dermanı çok zordur ha. Yani kasvetli kalpleri diriltmek, yumuşatmak öyle basit bir iş değildir aziz ve muhterem izleyenlerim. Onun için İsrailoğulları böyle bir belaya düçar olmuşlardır. Allahu Teala'nın lanetine uğramışlardır ve kalpleri bundan dolayı kas katı kesilmiştir ki Hazreti İsa bile geldikten sonra yumuşatamamıştır. Onların kalbini, büyük bir kesiminin kalbini ne yapamamıştır? Yumuşatamamıştır. Zaten Hz. İsa Aleyhisselam'ın geldiğinde muhterem izleyenlerim, yani İsrailoğulları özellikle kuru merasimleri yerine getiren din adına, din adına yerine getirdiği şeyler sadece törenler, merasimler böyle mabette yapılan bir takım protokolle dönüşmüş merasimlerdi. Ruh yoktu, kalp yokmuştu. Yoktu. Hz. İsa bir şeyler yapmak için geldi. Yapabildiğini yaptı ama devam etti. Kalplerinin kasveti devam etti. İşte burada veca'alna kulubahum gasiyeh Allah onların kalplerini kaskatı kesi verdi buyuruyor el <laughs> kelime amme vada'ihi. Allah'ın kitabının, kanununun, Tevrat'ının kelimelerini yerlerinden oynatıyorlardı. Hani burası çok önemli. Yani zannedildiği gibi sadece böyle basit bir tahrif değildi. Sözü amacından saptırıyorlardı sözü amacından saptırıyorlardı. Burada birilerinin zannettiği gibi bu da ayrı bir konu da silme, yok etme falan o daha sonraki düşünce. Yani e sözü ekseninden saptırıyorlardı. Sözü eğer siz ekseninden saptırırsanız tamamen silmenize falan gerek yok. Yörüngesinden çıkarttığınız an sözü yörüngesinden çıkarttığınız an Bitmiştir. Artık o ayetin yani o ayeti bir daha rayına oturtmak öyle kolay değildir yani. Yörüngesinden saptırdığınız zaman, ekseninden çıkarttığınız zaman bir sözü nedir? Allah korusun onu kaybetmişiniz demektir. Onun için nasıldı? Şöyle sildilerdi. Şu ayet vardı da onu üstünü çizdilerdi, karaladılardı. Öyle değil. Onlar biraz daha herkesin anlayacağı basit. Bunların ki daha şeytanca idi. Yani neyi? Sözü ekseninden, rayından saptırıyorlardı ki bir daha kolay kolay oturtulamıyordu rayına. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ اَمَّ وَاَضَيْهِ ve nesu مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ Ve böylece, böylece ne oluyordu? Allah'ın kendilerine uzattığı nasip ellerini, nasiplerini itiyordu. Unutuyorlardı. Allah'ın kendilerine sunduğu nimeti, nasibi ellerinin tersiyle itelemiş oluyorlardı. فَنَسُوا حَزَّمْ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ Yani kendilerine anlatılan, verilen, vaad edilen Allah'ın nimetlerinden mahrum kalıyorlardı. Başka bir kelime, cümle geliyor burada. Çok ilginçtir. Yani Yahudiler hakkında Müslümanların bilmesi gereken bir hüküm, bir haberi veriyor Allahu Teala. Nedir? Ve la tezalu tattalu ala kha'inetin minhum illa qalilan minhum Yahudilerin İsrailoğullarının bir kısmı hariç geri kalanından durmadan kötülük göreceksin ve la tezaalu te talle alaa minhum yani onların bir kısmı hariç gerisinden hep hıyanet göreceksin sen hepsinden yani hep hıyanet göreceksin yani ve la yani zail olmuyor hiç eksilmeyecek yani yahudilerin kötülüğü hıyaneti hiç eksilmeyecek ey resulüm göreceksin özellikle de sana size ey müminler size yönelik Yahudilerin hıyaneti hiç eksik olmayacak. Devam edecek. Birazı hariç. Bir kısmı hariç. Tepsinden böyle kötülük göreceksin. Kötülük görmeye devam edeceksin buyuruyor. Peki başka ilginç bir nokta var burada. Buyurun. Nedir? E, o halde vurun, asın, kesin. Yok. Öyle demiyor. İlginçtir. Ya ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim fa fu vasfah Affeyle. Bırak diyor. Müsamaha göster. Affeyle. Çok ilginçtir. Dedik ya bu sure, Maide suresi en son inen surelerden bir sure. Müslümanlar güçlü. Allah'ın Resulü güçlü. Mekke'yi fethetmiş. Efendim Hayber'i almış bilmem ne güçlü. Ama buna rağmen bırak diyor. Biz buradan bir şey daha anlıyoruz. Nedir? Yani bunları bil. Bu hıyanet, sana daima hıyanetleri dokunacak onların. Bunu bil. Ama yani onları bırak diyor. Yani fafu anhüm geç. Geç bunları. Vasfa. Daha geniş davran. Yani onları böyle bir bir bulup çıkaracağım falan diye gerek yok. Büyüklük bunu gerektirmez. Bu da ayrı bir olay muhterem izleyenlerim. Burası çok önemli. Zaten Allah-u Teala zayıf müminlere böyle demiyor. Onlara ne diyor? Sabredin, dikkatli olun ama burada nedir? Adalet, af güçlüden beklenir. Allahu Teala böyle buyuruyor. Bunda da başka hikmetler vardır. Yani biz antisemitizm denilen yani durmadan Yahudi düşmanı kişiler de değiliz. Böyle olmasına da olmamamız da lazım. Nedir? Yerine göre güçlü müminler birilerinin bağışlamasını, affetmesini bilmelidir. Bir de o günün siyaseti, o gün peygambere düşen budur. Bu da ayrı bir olay. Evet, kısa kısa geçiyor. Şimdi bir başka ayet-i kerimeye geçiyoruz. Yahudileri bıraktı Allahu u Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minel lezine galu inna nasara Biz nasraniyiz diyenlere gelince biz nasarayız, biz nasraniyiz diyenlere gelince e, Hristiyanları kastediyor. Ama Hristiyan kelimesini ne yapmıyor? Burada kullanmıyor. Muhterem izleyenlerim, e, Hazreti İsa Nasıralıdır. Bazılar diyor ki işte bundan dolayı Hazreti İsa'ya inana, in, inananlara Nasraniler denilir diyor. Alimlerimiz bu yanlış diyor. Hayır ondan dolayı değil. Hz. İsa Nasıralı olduğu için ona inananlara na Nasrani denmez. Nasrani aynen bizim bildiğimiz Ensar. Ensardan dolayı. Yardım etti. Kime ya? Hz. İsa'ya yardım ettiler. Hani biliyorsunuz Bismillahirrahmanirrahim. E, Saf suresinde en son ayeti nedir? Şu Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kunu ensarallahi kema gala İse ibn Meryem lil havariyine men ensari ilallah Allah. el Hawariyuna, nahnu ensarullah. Bu ayeti kerimeden dolayı ve bu olayı başka yerde de var zaten. Benzer Ali İmran suresinde de benzer kelimeler var. Benzer olaylar anlatılırken yani Allah'ın dinine yardım edenler İsa ve vesselama yardım edenler anlamında güzel bir kelime bu. Hatta zamanımızda bazı Hristiyan papazlar yok efendim bunlar yani Kur'an-ı Kerim kuya işte kuya ensar falan diye hafife alıyor. Yok hafife almıyor. İlk etapta hafife falan almıyor. Onları güzel isimleriyle yani güzel bir isim, o güzel isimle isimlendiriyor. Madem siz kendinize Nasrani diyorsunuz o halde ve zaten dikkat edin burada yalnız ufak bir eleştiri var. Nedir? Mesela Allahu Teala Ensar diyor doğrudan da doğruya Ve sabiqun el-evveluna min el vel ansar. O ilk hicret edenler var ya ve daha sonra yardım edenler var ya ama burada doğrudan yardım edenler demiyor. Ne diyor? kendilerine nasrani diyenler var ya diyor. Demek ki onlar da nasraniliği hak etmemişler. Diyorlar tamam biz İsa'nın nasranileriyiz. İsa'ya ve onun dinine yardım edenleriz diyorlar. Ama dikkat edin Allahu Teala doğrudan isimlendirmiyor. Yani ne diyor? kendilerine nasrani diyenler. Hani biz de deriz ya bazen eleştirmek için kendilerine Müslüman diyenler var ya deriz ya kendilerine mümin diyenler var ya der. Nedir bu sözün arkasından ne gelecek? Ha, yani hak etmediler. Yani öyle dediler ama gereğini yerine getirmediler diye eleştireceğimiz zaman öyle deriz değil mi biz? Yani kendilerine mümin diyen birileri var ya diye söze başladıysak bu sözün devamı nasıl gelecek? herhalde eleştireceğiz ki böyle değil. Yoksa doğrudan oraya şu müminler var ya diye başlamayız söze. Niye? Mümin kolay kolay eleştirilemez. Hem sen mümin olduğunu sen de kabul. Ama burada nedir? Kendi kendilerine Nasrani. Evet, Ve Müminel'dine galu inna nasara dediler ki biz ras Nasraniyiz diyenlere gelince onları anlatıyor şimdi. Neymiş? Ahazna <laughs> Onlardan da söz almıştık. Onlardan da ahid almıştık. Akit almıştık. Ve zaten biliyorsunuz bu sure ya eyhellezine amenu efu bil Ey iman edenler akitlerinizi yerine getirin. Buyurmuştu. Verdiğiniz sözleri yerine getirin buyurmuştu. Hep oradan devam ediyor yine. Onlardan da söz almıştık. Biz nasraniyiz diyenlerden de ahdü misak almıştık. Onlar da aynen Fenesu hazan mimmalik kiriubi kendilerine sunduğumuz o nasiplerini unuttular ellerinin tersiyle itelediler yani kaybettiler fenesu hazan mimmalik kiriubi peki ne oldu öyle oldu da ne oldu devam edelim fagreyna beyne hümül adavete vel bağda ila yevmil kıyame kıyamet gününe kadar sürmek üzere aralarına kin ve düşmanlık soktuk bizde. Bu ayet kerime üzerinde epeyce konuştuğumu hatırlıyorum başka sohbetlerde. Ama yeri geldi zaten tam şimdi yeri geldi sırası üzerine sohbet ediyoruz. Üzerinde iyi düşünelim. Yani çok çok alim olmaya gerek yok. Böyle süper Arapça bilmeye falan gerek yok. Azıcık dil bilgisi bilenler yani bunu anlar. Nedir? Biz de diyor bundan dolayı kıyamet gününe kadar sürmek üzere aralarına kin ve boğuz yerleştirdik. Şöyle bir bakın. Şöyle bir bakın. Aralarındaki Hristiyan dünyasının belki şu anda biraz biz şeyiz yani bunu göremiyor gibiyiz. Ama tarih çok uzundur ha. Tarih dünden ibaret değildir. Tarih ikinci dünya savaşından ibaret değildir. Ondan önce de vardır. Ve tarih, tarihin önemli bir bölümü Avrupa'da, Asya'da, özellikle Avrupa kıtasında, Afrika'nın üstlerinde falan nedir? Hep Hristiyanların birbirleriyle boğuşmasıyla geçer. 30 yıl savaşları deniliyor. 100 yıl savaşları deniliyor. Ve bunlar böyle birbirlerine girmiştir. Sadece ikinci 1. 2. Dünya Savaşı'nda en az 55 milyon, 70 milyon diyenler de var. İnsan ölmüştür ve bu ölen insanların yani çok büyük bir kısmı Hristiyandır. Ölen de Hristiyandır. Öldüren de Hı Hristiyan'dır. Bakmayın şu anda Avrupa Birliği'ydi bilmem neydi falan diye biraz yani e, devam ettiklerine bakmayın. Kaldıkları yerden boğuşmaya yine başlayacaklar. Bunu unutmayalım. Aynen fay hattı gibi. Yani fay hattı biliyorsunuz enerji topluyor ve sonra o enerji dışarıya bırakmanın adı deprem oluyor. Dışarıya püskürtmenin adına ııı e, Jeoloji ilminde deprem deniliyor. Aynen. Yani bunların faşist duyguları da enerji olarak birikiyor ve arada bir patlıyor. Kaça mal oluyor? Milyonlarca insana mal oluyor. Ölen de Hristiyan, öldürülen de. İtalya'da Hristiyan, Almanya'da Hristiyan, Fransa'da Hristiyan, Polonya'da Hristiyan, Macaristan'da İngil, hepsi Hristiyan ve birbirlerine giriyorlar. Öbür tarafta Rusya'da Evet Rusya Hristiyan, Almanya'da Hristiyan. Ve evet milyonlarca insan ölüyor. Şu ayet-i bir bakar mısınız? Hatta devam ediyor. İlginç bir şey daha var. Bazıları dikkat etmiyor da Bismillahirrahmanirrahim ve sevfe yunebbi'uhumullahu bima kanu yasnaun Allah onlara yaptıklarını gösterecektir, haber verecektir diyor. Ama burada çok yerde yamelun yaptıkları amelleri yani çalışmalarını kendilerine gösterecektir dediği halde burada bima kanu yasnaun yasnaun sanayi sanatlarını sanayilerini teknolojilerini bombalarını tanklarını füzelerini ne yapacak birbirine gösterecek diyor. Haber verecek. Yaptıkları sanatlarını yani sadece ahirette değil bu dünyada da ne yapacak? Tattıracak. Ve sevfe yunebbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Öyle. Onun için muhterem izleyenlerim bazıları şey diyor yani karamsar bir şey diyor. Ya efendim kafir kafiri boğmaz. mı it iti boğmaz özür dilerim. Boğar. Allah boğuşturdu mu? Öyle bir boğuşurlar ki hem de. Öyle bir boğuşurlar ki. Yeter ki müminler onu izlemeye layık olsunlar. Müminler onu hak etmiş olsunlar. Allah müminlerin önünde kafirleri birbirleriyle boğuşturur mu? boğuşturur. Özellikle Hristiyanları boğuşturur mu? Boğuşturur. Söylediğim gibi inşallah yani onların boğuşmasından şey, ümit şey yapmak değil, varsın ölmesinler ayrı bir olay ama nedir? Şu anda görüyorsunuz. Özellikle yaşadığımız dünyada yaşadığımız asırda ya yani artık böyle bir bizim de beklentimiz var. Yani hep müminlerin üzerinden şu kara bulutlar gitsin diyoruz. Gidebilir mi? Gidebilir bu ayeti kerimeye göre yine gidecektir. Yani bugün olmasa yarın gidecektir. Ve bu bulutlar kendi üzerine ne yapacaktır? Görüyorsunuz. Dağılıyor. Avrupa Birliği dağılıyor. Ve İngiltere çıktı. Yarın bir gün ötekiler çıkacak. Avrupa Birliği'nden ayrılalım diyen partilerin liderleri epeyce rey almaya başladı. Bunun sonu yine buraya gelecek. Bu ayeti kerimeye gelecek. Allah-u Teala müminleri onların şerlerinden def eylesin, emin eylesin, uzak eylesin muhteremler. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ehlel kitap. Ey kitap ehli. Kim? Hem biraz önce anlattı İsrailoğulları, Yahudiler ve hem de nedir? Hristiyanlar. Ya ehlel kitabı. Kad ca'ekum rasulüne. Size rasulümüz geldi. Ey Hristiyanlar, ey Yahudiler. Size rasulümüz geldi. Yubey lekum kesiran mimma kuntum tuhsunu minel kitap. Gizlediğiniz, kitaptan gizlediğiniz nice şeyleri size ne yapıyor? Açıklıyor. Bakın. Yani gizli tuttuğunuz, söylemek istemediğiniz nice sırlarınızı açıklıyor size öyle bir Rasulümüz geldi. Gizlediğiniz, efendim, bazı kitaptan gizlediğiniz yerleri size haber veriyor. Veya fu an kesir ve çoğunu da geçiyor. Bilmediği halde değil ha, biliyor. Biz ona bildirdik. Biz ona bildirdik. Her şeyi bildirdik. Öyle söylemiyorsa, yüzümüze vurmuyorsa suçumuzu bilmediğinden değil, affettiğinden. Geç. Ey Rasûlüm hani dedik ya demin de fa anhum vasfa dediği gibi burada da ve an kesir nice bir kısmını da ne yapıyor? Yani size söylemiyor yine. Nedir o onun büyüklüğünden ve insani duygularından rahmani duygularından bunu böyle yapıyor. Evet. Muhterem izleyenlerim inşallah kaldığımız yerden Yahudilerle ilgili, Hristiyanlarla ilgili, ehli kitapla ilgili bu ayeti kerimeleri işlemeye, üzerinde sohbet etmeye devam edeceğiz. Şimdilik Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.